İhtiyar tutumuna Mersin Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Farhat Dinç'e CHP İl Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit Beyefendi tanık olmuştur. Yönetmelikte açıkça komisyondan söz edildiği halde başkan bu hükmü tanımayacağını ilan etmiştir. Kaldı ki belediye ile oda arasında 23.3.2017 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Başkan bu protokolü de tanımamıştır. Bir belediye başkanı kanun ve yönetmeni tanımayacaksa, imza attığı protokole uymayacaksa oda olarak biz ne yapabiliriz? İşte burada bulunmamızın nedeni Başkan Neşet Aran'ın kanun ve sözleşme tanımaz bir diktatör tavrıdır. Esnaf odası olarak biz bu diktatör tavrı boyun eğmeyeceğimizi, esnafımızın hak ve çıkarlarını ne pahasına olursa olsun koruyacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Mezitli, Davuttepe, Tece'de oturan değerli halkımız, belediye başkanı bu tavrıyla Davuttepe, Tece pazar yeri sorununu çıkmaza sürüklemiştir. Bu nedenle açıklamanın ardından başkanın mensubu olduğu CHP Genel Merkezi'ne bu diktatör tavrına karşılık faks çekeceğiz. Eğer CHP Genel Merkezi bu sorunun çözümüne duyarlılık göstermez ve Mezitli Belediye Başkanı'nın esnafının lehine davranmaya devam edecek olursa eylemlerimiz çeşitli şekil ve düzeyde devam edecektir. Esnafların gelen baskı ve taleplere göre bundan sonraki eylemlerimiz belediyenin önünde çadır açarak 3 günlük uyarı açlık grevi yapılacaktır. Odamız gerginliğin tırmanmasına yana değildir. Sorunun özü başkanın hiçbir kişi ve kurumu dinlemez tavrıdır. Odamız esnaflarımızın baskı ve talepleri neticesinde bugünden itibaren her gün eylem yapma kararı almıştır. Esnafımızın ekmeği ve onurunu çiğnetmeyeceğiz. Bunun yanında oda olarak ve mağdur esnaflar adına yasal yollara müracaat edeceğimizi buradan kamuoyuna bildiriyoruz. İlk olarak Cumhuriyet Başsavcılığına ve Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nezdinde işlem başlatılması için başvuruda bulunacağız. Ayrıca ilgili mahkemelere dava açacağız. İlginizden ötürü değerli basınımıza teşekkür eder. Mersin kamuoyunu Başkan Neşet Tarhan'ın diktatör tavrı karşısında esnaflarımıza destek verme konusunda duyarlılığa davet ediyoruz. Saygıdeğer basın mensupları, Mezitli, Davuttepe, Tece'de oturan halkımıza verdiğimiz hizmetlerin aksamaması için odamız her türlü tedbiri almıştır. Tezgahımız ekmeğimizdir, onurumuzdur. Onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. Burada Davuttepe, Tece'de pazarcı olarak faaliyetini sürdüren köylü kadınlarımız var. Tece'de oturan sakinler var. Mağdur olan pazarcı esnaflarımızdan 3-5 tanesi Neşet Taran'ın ne kadar kendilerini mağdur ettiklerini bizzat kendileri size burada basın huzurunda ifade edecekler. Evet. Buyurun. Açıklama yapabiliriz. Pazarımızı bırakmadık. 15 yıldır geliyoruz. Yaklaştık. Ve 82 kişinin içinde olmamıza rağmen dışında kaldık. Bu haksızlığa biz göz yumamıyoruz. Biz mağduruz. 82 kişinin içinde olmamız gerekirken dışında kalmamızın sorunu benim eşimin böbrek hastası olması. Bugün biz tedavi için doktora gitmiştik, bize yazmamışlar. İsim yoklaması aldıklarında. Ben Neşet Tarhan'ın saygılı değer belediye başkanımız yanında 3 kere çıktım. Halk programında 3 kere yanına vardım. Bana söz verdi, sözünün arkasında durmadı. Kesinlikle durmadı. Bana 3 kere vardığında da söz verdi. Ertan Bey'e vardım en az 5 kere söz verdi, durmadı. Niye yani beni oyalıyor ki? Benim hakkım olan tezgahımı istiyorum ben. Yani belediyede benim ismimin çıkmasını, hakkım olan tezgahımın bize işgaliyesini çıkıp vermesini istiyorum. Ben eşim rahatsız, başka bir iş yapamayız. Yani böbrek hastası, başka işte çalışamayız. Biz pazarımızda ekmeğimizi, bu ekmeğimiz bizim alın terimiz, helal kazancımız. Biz helal kazancımızın peşindeyiz. Biz başka hiçbir derdimiz, sorunumuz yok. Bizim tezgahımızı bize kanuna uygun şekilde verecek. O zaman hakkımızı helal edeceğiz. Yoksa hiçbir şekilde hiç kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Bu ekmeğimiz bizim kururumuz. Var olan ve orada emek veren, pazarı pazar yapan esnafları. Bunlar da benim defterlerim ve mühürüm. Bunu hiç kimse bedava vermemiştir. Kartımız alın terimle alın. Kartımız burada. Bakın arkadaşlar, Davuttepe Tece Belde Belediyesi var olduğunda o zaman bu esnaflara verilen bir hak vardı. İlk ve kuruluşunda vardık biz. İlk şu an bu esnaflarımız yıllar yılı burada pazarcı olmasına rağmen dün gelen vatandaş pazarcı yapıldı. Ama bu gariban her şeyi ekmeği, namusu, şerefi, tezgah olan
Bu insanların hakkı hukuku çiğneniyor. Çiğneniyor ha. Bizim 4 çocuğumuz var. Bizim tek geçim yolumuz pazarımız. Başka bir yolumuz yok. 27 senelik esnafı sildiler. 2 günlük esnafı orada yazdılar. Şimdi değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, burada tabii eğer çiftçilik belgesi de kabul olmuyorsa, vergi lahası da kabul olmuyorsa biz bu işi bırakalım. Şimdi burada değerli esnaflarımızla toplantı sonrası yıllardır bu işi yapıyoruz. Ailemizi bu işle kıt kanat geçindiriyoruz. Ancak Mezitli Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Neşet Taran bize tahsis numarası vermeyeceğini söylemektedir. Bundan daha kötüsü Başkan Neşet Taran bugünlerde bizim tezgahımızı sökeceğini söylemiştir. Biz çok endişeliyiz. Başkan pazara gelip bizimle konuşmadığı gibi kulaktan dolma laflarla hareket etmektedir. 3-5 kişinin ağzına. Mensup olduğu oda ile belediye arasında protokol olduğu halde başkan bu protokolü tanımadığı açıkça ilan etmiştir. Başkan Neşet Taran Mersin Pazarcılar Esnaf Odası'na kayıtlı olup vergi kaydımız bulunduğu halde bu resmi evrakları ve resmi kurumları tanımamaktadır. Durumumuzu iki kez bizzat oda başkanımız Fuat Kalkan, il başkanımız Abdullah Özüyit'e anlattı. İl başkanımız Mersin Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer Beyefendi ile beraber Başkan Neşet Taran'la görüşerek sorunun çözümü için aracı olduğu halde Başkan Neşet Taran bizzat kendi il başkanını ve diğer kurum temsilcisinin çözüm önerilerini açıkça reddetmiştir. Bu faksla beraber bir basın açıklaması yaparak mağduriyetimizi giderdik. Mersin kamuoyuna duyuracağız. Eğer genel merkez olarak duruma müdahil olup sorun yasa ve yönetmelik çerçevesinde çözüm sağlanmazsa belediye başkanının bu diktatörce tavrı karşısında Mezitli Belediye Bahçesi'nde çadır kurarak 3 günlük uyarı ve açlık grevi yapacağız. Bu da ses getirmezse ekmeğimizi, onurumuzu, namusumuzu ve hasiyetimizi korumak için gerekirse ölüm orucuna gireceğiz. Partiniz mensubu belediye başkanının Ali Kıran baş kesen diktatör tutumunu kınıyor. Sizi duruma müdahil olup mağduriyetimizi gidermeye çağırıyoruz. Tezgahımız ekmeğimizdir, onurumuzdur, onurumuzu çiğnetmeyiz. Bu okumuş olduğum metni değerli pazarcı esnaflarımız, değerli pazarcı esnaflarımız CHP Genel Merkezi'ne az sonra topluca merkez postaneden faks eylemiyle bulunacaklardır arkadaşlar. Ortaya, ortaya. Onlar kenara kaçıyor. Arkadaşlar buradan direkt postaneye. Muhalefet var. Açık.